Ne olmuş amca? Araba çarpmış. Kılım kırık var mı? Amcacığım biraz acıyabilir canı, tamam mı? Amcacığım 5 dakika daha dayan, tamam mı? Şimdi doktor geliyor. Ah, ne yapıyorsunuz siz burada? Pansumana geldik biz de. İyi, hadi gel bakalım. Vallahi seninki de iyi cesaret ha. Mis gibi hayatı bıraktın, geldin buralara. Şimdiye kadar gelmediğime pişman. Yani burada imkanlar kısıtlı tabii. Bazen bir şeyler yapabilecekmişim gibi hissediyorum. Nasıl şeyler? Çevre köylere gitmek lazım. Çocuklara bakmak lazım. Hastalar var, yaşlılar var. Yollar hep kapalı. Ambulanslar gidemiyor. Yani tek sıkıntı sağlık değil ki. Eğitim. Doğru diyorsun. Yani birçok okulda öğretmen yok. Öğretmen var, doğru düzgün okul yok. Bir dakika ya. Belki bir şeyler yapabiliriz. Böyle boş boş oturacağımıza. Nasıl yani? Ben asker eşlerini toplarım. Köylere gideriz. Kadınlara yardım ederiz. Okuma yazma falan öğretiriz. Oha, süper fikir. Ben de müzik öğretirim. Flüt çalmayı falan. O zaman ben de annemi ararım. Bizim hastanede kullanılmayan bir sürü alet edevat var. Onları gönderirler. Belki bir dernek falan kurarız. Kitap yardımları yaparız. Okulu ararım, arkadaşları ararım. Bağış bile toplarız. Benim İstanbul'da bir evim var. Ben onu bile satarım. Erdem nedir acaba? En iyisi sormak. Var mısınız? Varım. Vallahi varım. Onlar cephede, biz şehirde. Mücadeleye devam. İşte bu kadar. Vallahi biz kafaya koyduk. Ya baba çok fena gaza geldik. Ne olur itiraz etme. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nesi kötü ki şimdi bunun? Bence bu şahane bir fikir. Aslansınız siz be. Vallahi sizinle gurur duydum. Korkuttun bizi be baba. Benden size her türlü destek. Yeter ki bu insanlar ufacık bir faydamız olsun. Alo. Bahar Kutlu'yla mı görüşüyorum? Buyurun benim. Hakkınızda soruşturma açıldı hanımefendi. Soruşturma mı? Evet. Sebep? Merve Türel'in ölümüyle ilgili yetkiniz dışında müdahalede bulunduğunuza dair hakkınızda şikayet var. Bu ne demek şimdi? Diplomanızı kaybedebilirsiniz Bahar Hanım.